Şef Önörgü Dünyası'na hoş geldiniz hanımlar. Bugün bebek şapkası yapımı ile birlikteyiz. Şapkamız gördüğünüz gibi gayet şık ve kız bebeklere daha uygun bir model. Şöyle arka tarafını da göstereyim ben size. Şu şekilde şapkamızın arka tarafı. Şu şekilde giyilmekte. Ve önden saten kurdele yaparak önüne bağlamak için fiyonk yaptım. Öncelikle şapkaya şu şekilde açayım. Şu ön kısmından başlanmakta 120 ilmekte başladım. Ve daha sonrasında bir parmak kadar ön yüzde düz, arka yüzde ters ördüm ve şu tırtık yerini oluşturdum. Daha sonra modelimi uyguladım. Daha sonra şu arkasının bitiş yerini şu şekilde değişik bir şekilde bitirdim. Şık ve gayet güzel bir şapka oldu. 3 numara şiş kullandım. Yaklaşık yarım yumak kadar ip gitti. 2 yaşa, 2,5 yaşa, hatta 3 yaşa bile olabilecek büyüklükte bir şapka. Şöyle koyalım. Hem Facebook'ta hem YouTube'da Şerife'nin Örgü Dünyası'nı takip etmeyi unutmayın. Örgüye dair aradığınız her şeyi şerifenörgüdünyası.com adresinde bulabilirsiniz. Sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın. Şimdi birlikte yapılışını görelim. 120 ilmek şişime taktım ve 7 sıra ördüm. Yaklaşık bir parmak kadar şu şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek şapkamıza başlıyoruz. Şimdi 120 ilmeğin bir parmak kadar ördükten sonra önündeki tırtık kısmını vermek için kenar ilmeğimi alıyorum. Önce keselim. Bir tane ilmek kesip bir tane doluyorum. Bir tane ilmek kesip bir tane doluyorum. Bir tane ilmek kesip bir tane doluyorum. Bu şekilde örgümün ön yüzünde sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Bir doluyorum ve bir tane kesiyorum. Bir doluyorum, bir tane kesiyorum. Gördüğünüz gibi bu sırayı bu şekilde tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi de kesiyorum. Bir doluyorum ve kenar ilmeğimi örerek bitiriyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Doladığım ilmekler de dahil olmak üzere bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar aynı şekilde ters örüyorum. Ortadaki model kısmını uyguladıktan sonra ön yüzde düz, arka yüzde ters olarak aynı şu başlangıç kısmı kadar tekrar ördüm. Şimdi modelimin kurulumunu yapıyorum. Kenar ilmeğimi aldım. Bir tane düz ördüm. İki ilmeğimi birlikte çevirerek kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Bir doladım. Bir ilmek daha kestim. Arada 11 tane düz ilmeğim var. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Bu son kestiğim ilmekten sonra 2 4 6 8 10 11 tane düz ilmek ördüm. Daha sonra çevirerek tekrar bir ilmek kestim, bir doladım. Bir düz ördüm, tekrar bir dolayarak bir ilmek daha kestim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ilmek ördüm. Çevirerek bir ilmek kestim. Bir doladım. Bir düz ördüm. Tekrar bir dolayarak bir ilmek daha kestim. Bu şekilde İlk modelimin kurulumunu sıra sonuna kadar yapıyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Arka yüzden bütün ilmeklerimi ters olarak ördüm. Tekrar ön yüzdeyim. Kenar ilmeğimi aldım. İki ilmeğimi birlikte çevirerek kesiyorum. Bir doladım. Aradaki 3 tane düz ilmeğimi ördüm.
Tekrar bir doladım ve bir ilmek kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ilmek düz ördüm. Tekrar kesme yerindeyim. Çevirerek kestim. 2 ilmeğimi birlikte bir doladım. Aradaki 3 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir doladım ve bir tane ilmek kestim. Sıra sonuna kadar bu şekilde şu artırma yerleri kaydırarak 2 tane yapıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Örgüm arka yüzünden de örerek tekrar ön yüze geldim. 1, 2, 2 ilmeğimi ördükten sonra şu ortadaki ilmeğim sabit kalacak bakın. Bunun başında ve sonunda artırma yapıyorum. 2 ilmeğimi çevirerek birlikte kestim. Bir doladım, bir düz ördüm, bir doladım, bir ilmek daha kestim. Aradaki ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Modelim bu kadar. Şimdi ben arada bir sıra gidip geleceğim ve tekrar ikinci modelimi, bu sefer iki modelimin arasına uygulayacağım. Şöyle göstereyim. Tam ortada kalan ilmeğim, bakın. Ortada kalan ilmeğimin yanında iki tane ilmeğim var. Onları çevirerek kesiyorum. İlmeğimin bu tarafa yatması için. Bir doladım. Bir tane düz ördüm. Bir doladım ve bir ilmek kestim. Buralarda birer tane ikinciyi de yaptım. İkişer tane artırmam var. Şimdi tam ortadan bir daha ilk baştaki işlemimi yapıyorum. Ve modelim bu kadar. Aradaki ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Ve burada da aynı şekilde aynı işlemi uyguluyorum. Ben anlayabilmeniz için modeli kaydırarak bir sıra daha yaptım. Şimdi tekrar şu aradaki modelin kurulumunda nasıl yapacağınızı göstereyim. Son artırma yerini yaparak gittik. Arka yüzden de bütün ilmeklerimizi ters olarak ördük. Kenar ilmeğini aldım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8 tane ördüm. Şimdi şöyle söyleyeyim. İki modelin arasında 9 tane ilmek var. 9 ilmeğin ortada kalan 5. ilmeğinin iki etrafında arttırmamızı yapıyoruz. Bir kestim. Bir doladım. Bir tane ördüm. Tekrar bir doladım. Bir ilmek daha kestim. Yani tam iki modelimin ortasına gelen yere ikinci sıra modelimi koyuyorum. Son kestiğim, dolayıp kestiğim ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane ilmek ördüm. Çevirerek bir ilmek kestim. Doladım. Bir tane düz ördüm. Doladım ve bir ilmek kestim. Arada tekrar 11 tane ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane ilmeğimi ördüm. Daha sonra şu iki ilmeğimi şekilde girerek kesiyorum. Bir dolayıp bir örüyorum. Bir dolayıp bir ilmek daha kesiyorum. Aynı şu ilk başlangıçtaki gösterdiğim modelimi aralara uyguluyorum. Daha sonra tekrar başlangıçtaki yaptığım gibi onun üzerine her seferinde modellerimi kaydırarak örmeye devam ediyorum. Şapkamı 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 tane model yaptım. Kaydırarak yaptığım için 1. sıra, 2. 3. 4, 5, 6, 7, 8. sırada bitirdim. Ben size şöyle ölçülerini vereyim. Çünkü kullanacağınız ipin ve şişin kalınlığına göre ölçüleriniz değişecektir. Ben orta kalınlıkta bir bebe ipi kullandım. 3 numarada şiş kullandım. Şöyle şapkanın uzun kısmı 43 santimetre. Şimdi şuradan kıvrılacağı için buradan ölçmeme gerek yok. Şapkamın bitmiş hali şu şekilde olacak. Şu şekilde olacak. Ben o yüzden bu şekilde ölçüsünü vermek istiyorum. 13 santimetrede bu kısmın ölçüsü. Şimdi burada şapkamızın arka kısmını yaparak toplayacağız. Şimdi buradan itibaren model uygulamıyorum. Düz olarak örüyorum. 1 2 tane düz ördüm. 1 ilmek kestim. Kestikten sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. ve 20. ilmeği birlikte kestim. Tekrar 18 tane ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Burada herhangi bir model uygulamıyorum. 18 ilmek örüyorum. 19. ve 20. ilmeği birlikte kesiyorum. Bu şekilde 18 ilmek örüp 19. ve 20. ilmeği birlikte keserek sıra sonuna kadar gidiyoruz. Arkadan herhangi bir kesme işlemi yapmadan bütün ilmekleri ters olarak örüyoruz. Kestikten sonra burada kalan 16 ilmeğim. 16 ilmeğimi örüyorum. Herhangi bir kesme işlemi yapmıyorum. Burada 16 ilmeğimi son burada kestim. 16 ilmeğimi ördüm. Arka yüzden hiçbir kesme işlemi yapmıyorum. Bütün ilmeklerimi ters olarak sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Tekrar örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 2 ilmeğimi ördüm. Daha önceki kestiğim yerdeyim. 1 ilmek daha kestim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 tane ilmek ördüm. Bir önceki kestiğim ilmekteyim. Hep aynı yerden kesiyorum. Kestiğim ilmeğe geldim. Bir tane daha kestim. Arada 18 ilmek vardı. Bu sırada aradaki ilmek 17'ye düştü. Kestikten sonra 17 ilmek örüyorum. Ve tekrar kesme işlemi yapıyorum. Arkada herhangi bir kesme işlemi yapmıyorum. Sadece ön yüzde kesme işlemi yapıyorum. Her sırada aradaki sayı bir tane düşecek. Hep aynı yerde kesme işlemi yapıyoruz. Şimdi bir önceki sırada burada kesmişim. Burada kesiyorum. Arada 17 ilmek örüyorum ve bir daha kesiyorum. Tekrar örgümün ön yüzüne geldim. Baştaki 2 ilmeğimi ördüm. Hep kesme yerine gelince kesme işlemimi yapıyorum. Her ön yüzde bir tane. Arada 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ve
16 ilmeğim var. Buraları hızlı geçiyorum çünkü sadece düz ilmek örüyorum. Arada 16 tane ilmeğimi ördüm. Bir önceki sırada kestiğim yere geldim. Tekrar bir tane ilmek kesiyorum. 16 ilmek örüyorum ve bir tane daha kesiyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapıyorum. Hep aynı yerde kesme işlemi yapıyorum. Her sırada aradaki ilmek sayısı bir tane eksiliyor. Arka yüzde kesme yapmıyoruz. Model uygulamadan düz olarak örüyoruz. Bu şekilde şeritler oluştu kestiğimiz yerlerde. Aynı hizadan kesiyorum. Her seferinde aynı ilmeğe gelince kesiyorum ve bu şekilde şeritler oluşmasını istiyorum. Şimdi iki kesme yerinin arasında kalan ilmek sayım 2, 4, 6 ve 8 tane. Buradan sonra bir bir değil çift çift kesmeye başlayacağım ki tepe kısmının bir kere de toplanmasını istiyorum. 2 tane ilmeğimi örüyorum. Daha sonra bir yerine 2 ilmek kesiyorum. Yani 3 ilmeğimi bir arada topluyorum. 2 ilmek yok etmiş oluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ilmek örüyorum. 3 ilmek kesiyorum. 6 tane ilmek örüyorum. 3 ilmek kesiyorum. Bu sıradan sonra ilmekleri birer birer değil ikişer ikişer kesmeye başlıyorum. Aralarda ikişer tane ilmeğim kaldı. Aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. 3 ilmeğimi bir kere topluyorum. 3 ilmeğimi bir kere topluyorum. 4 ilmeğimi de bir kere de topluyorum. Aynı şekilde arka yüzde de kalan ilmeklerimi iki seferde toplayarak bitiriyorum. Bu şekilde tamamen bitirdim. Bu şekilde şapkamızın arka kısmını da bitirdim. Şu şekilde tepe kısmından ikiye katlıyorum. Ve şu kısmını dikiyorum. Şapkanın arka kısmını bu şekilde diktim. Şu modelin başlangıç yerine kadar çok fazla dikip gelmeyin bu kısmını. Modelin başlangıç kısmına kadar diktim. Şimdi şu ön kısmına gelen yeri de ikiye katlıyorum ve şu şekilde dikiyorum. Onu da göstereyim hemen. Buradan ikiye katlıyoruz bu şekilde. Bu şekilde ikiye kıvırdım. Şöyle içinden şu şekilde tutturarak dikiyorum. Bu kısmı da sonuna kadar bu şekilde dikiyoruz. Şapkamızın da bitmiş hali bu şekilde. Ön kısmını da bitirdim. Şu şekilde. Şu kenar kısmına da ince bir tığ gitmeyi düşünüyorum. İki zincir çekip aynı yere batıyorum. İki zincir çekip aynı yere batıyorum. Daha sonra biraz daha ilerisine batıyorum.
şekilde şu kısmına tığ giderek komple bitirmeyi düşünüyorum.